Herkese merhaba, ben Şule Taşova. Barış İşin Müzik Vakfı'nda keman eğitmenliği yapıyorum. Bu videoda size kemanı tanıtacağım. Keman, yaylı çalgılar ailesinin en ince sesli enstrümanıdır. Yaylı çalgılar ailesinde keman, viola, cello ve kontrbas vardır. Enstrüman boyutu giderek büyür ve büyüdükçe ses kalınlaşır. Kemanın üzerindeki tellerden ses çıkmasını arşemiz sağlar. Arşemizin bu kılları at kılından yapılmaktadır. Ve arşeye, reşine sürerek kemanımızdan ses çıkmasını sağlayabiliriz. Kemanın bölümlerine gelirsek, burası kemanın gövdesi, ön kapak. Ön kapakta kullanılan ağaç, ladin ağacıdır. Ladin ağacı, en iletken ve en güzel sesli ağaç olarak kabul edilir. Arka kapak, yanlıklar, sap ve salyangozda akça ağaç kullanılır. Bu gövde ses tahtası. Burası tuşe ve kemanın tüm notaları buradadır. Klavye abanoz ağacından yapılır. Kemanımızın sesini ayarlarken burguları, ince ayarları yapmak için de fixleri kullanıyoruz. Burgularda abanoz, gül, pelesenk tercih edilir. Tüm yaylı enstrümanlarda kullanılan ağaçlar bunlardır. Şu kısım sap ve sapın ucundaki bu kıvrıma salyangoz diyoruz. Telleri klavyeden yükseltmek için köprü. Kemanımızın içinde oluşan ses titreşimlerinin dışarı çıkmasını her iki tarafta bulunan F deliklerimiz sağlıyor. Köprünün altında iki kapak arasına özenle sıkıştırılan silindir şeklinde bir parça var. Ve bu parçaya can direği diyoruz. Köprüden gelen baskıya karşılık veriyor ve sesin iletilmesini sağlıyor. Can direği enstrümanımızın tonunu ayarlar. Eğer can direğiniz düşerse kesinlikle kemanınızı akortlamayın, yoksa kapak bu baskıya dayanmaz ve kapakta çatlama, kırılma olur. Tellerin alt tarafta takıldığı yer kuyruk. Kuyruklar ağaç veya metal olabilir. Kuyruğun bağlandığı bu düğme kuyruğun bağlandığı yerdir. Bu kısım ise çenelik, çenemizi koyuyoruz. Keman 4 telden oluşur. En kalın telimiz sol, re, la ve en ince telimiz mi'dir. Arşemizi 3'e ayırıyoruz. Bu kısım orta, kök ve uç diye adlandırıyoruz. Çalışırken bunlara dikkat etmeliyiz. Arşemizin ucunda bir vida var ve bu vida arşemizi gerginleştirip gevşetmek için. Kullanacağımız zaman bu vidayı saat yönünde çeviriyoruz. Eğer çok sıkarsanız arşeniz zamanla gerginliğini kaybeder. Arşemize zarar gelmemesi için çalmadığımız zamanlarda bu vidadan saat yönünün tersinde gevşetmemiz gerekiyor. Gelin kemandan nasıl ses çıkıyor görelim.